Kerbela şehitlerinin ardından. Yazan Allame Seyyid İbni Tavus. 1. Bölüm. Savaş öncesi vuku bulan olaylar. İmam Hüseyin 4. Hicri Kameri yılında Şaban ayının 5. gününün akşamı veya 3. gününde dünyaya gelmiştir. Bazıları da İmam Hüseyin'in Hicri 3. yılında ve Rebiülevvel ayının sonlarında dünyaya geldiğini söylemişlerdir. İmamın doğumu hakkında daha farklı rivayetler de mevcuttur. İmam dünyaya geldiğinde Cebrail 1000 melekle birlikte Allah Resulü'nün huzuruna varmış ve bu kutlu doğumu tebrik etmiştir. Hazreti Fatıma çocuğunu alıp Allah Resulüne götürmüş ve Yüce Rabbimiz de onu görmekle mutlu olmuş ve ona Hüseyin adını vermiştir. Tabakat kitabında İbni Abbas'ın Abdullah bin Bekir bin Habibi Sahmi'den, onun da Hatem bin Sana'dan şöyle rivayet ettiği nakledilir. Abbas bin Muttalib'in zevcesi Ümmül Fazl şöyle demiştir. Hüseyin dünyaya gelmeden evvel bir gece rüyamda peygamberin bedeninden bir parçanın ayrıldığını ve benim kucağıma bırakıldığını gördüm. Rüyamı Resulullah'a anlatıp tabir etmesini istedim. O da eğer rüyan sadık rüyalardansa, kızım çok yakında bir erkek çocuğuna sahip olacak ve ben de emzirmen için onu sana vereceğim buyurdu. Çok geçmemişti ki Hazreti Fatıma bir erkek çocuğu dünyaya getirdi ve emzirmem için onu bana verdiler. Bir gün onu Allah Resulüne götürdüm. O Hüseyin'i alıp dizi üzerine oturttu ve öptü durdu. Bu arada Hüseyin altını ıslatınca peygamberin elbisesine de bulaştı. Hızla ve şiddetle onu peygamberin kucağından öyle uzaklaştırdım ki ağlamaya başladı. Allah Resulü öfkeli bir ses tonuyla, ''Ağır ol Ümmül Fazl, benim elbisem yıkanır ama sen çocuğuma eziyet ettin.'' buyurdu. Ben Hüseyin'i kendi haline bırakıp su getirmek için odadan çıktım ve döndüğümde Resulullah'ın ağladığını gördüm. ''Ey Allah'ın Resulü, neden ağlıyorsunuz?'' dedim. Hazreti Peygamber, ''Az önce Cebrail gelip ümmetimin bu çocuğu öldüreceğini haber verdi.'' buyurdu. Hadis ravileri şöyle rivayet etmişlerdir. Hüseyin bir yaşını doldurduktan sonra muhtelif suretlerde ve yüzleri kırmızı renkli 12 melek Allah Resulü'nün huzuruna varıp kanatlarını açarak şöyle dediler. Ya Muhammed, oğlun Hüseyin de Kabil'in Habil'e yaptığı zulme uğrayacaktır. Habil'e verilen mükafat ona da verilecek ve onu öldürenlerse Kabil'in düştüğü azaba düşeceklerdir. Bu arada göklerdeki bütün mukarreb melekler Resulullah'ın huzuruna müşerref olup Hüseyin'in şehadeti hakkında tesliyette bulundular. Hüseyin'in öldürülüşüne karşılık olarak Allah'ın belirlediği mükafat hakkında bilgi verdiler ve Hüseyin'in defnedileceği yeri Resulullah'a gösterdiler. Allah Resulü bu durum karşısında şöyle beddua etti. Allah'ım, oğlum Hüseyin'i aşağılayanı aşağıla, onu öldüreni öldür ve amacına ulaştırma. Hüseyin 2 yaşındaydı ve Allah Resulü bir yolculuğa çıkmıştı. Yüce Peygamberimiz aniden yolda durup, ''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun'' yani ''Şüphesiz ki biz Allah'ınız ve şüphesiz ki O'nadır dönüşümüz'' dedi ve gözlerinden yaşlar süzüldü. Ağlamasının nedeni sorulunca şöyle buyurdu. Şimdi Cebrail indi ve oğlum Hüseyin'in Kerbela denilen yerde ve Fırat nehrinin yakınında öldürüleceğini bildirdi. Ey Allah Resulü, onun katili kimdir sorusunu şöyle yanıtladı. Yezid adında biridir. Oğlum Hüseyin'in öldürülüşünü ve defnedildiği yeri gözlerimle görür gibiyim. Allah Resulü bu yolculuktan döndükten sonra camiye geldi. Minbere çıkıp bir konuşma yaptı ve insanlara nasihat etti. Sonra sağ elini Hasan'ın ve sol elini de Hüseyin'in başına koyup yüzünü gökyüzüne çevirip şöyle yakardı. Allah'ım, Muhammed senin kulun ve peygamberindir.
Bunlar da benim pak ehli beytimden ve seçkin soyumdandır. Ben bunları ümmetimin arasında halife bırakıyorum. Cebrail, bu oğlumun aşağılanarak öldürüleceği haberini verdi bana. Allah'ım, şehadeti ona mübarek kıl. Onu şehitler efendisi kıl. Ve şehadetini de katilleri için kutlu kılma. Allah Resulü bunları söyleyince halkın ağlama sesi yükseldi. Yüce Peygamber, ona nasıl ağlar ve yardımına koşmazsınız buyurduktan sonra camiden ayrıldı. Çok geçmemişti ki yeniden camiye döndü ve yüzünün rengi değişmişti. Yaşlı gözleriyle kısa bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizin aranızda iki büyük emanet bırakıyorum. Biri Kur'an ve diğeri Ehl-i Beytim'dir. Onlar benim sevgi beslediğim kişilerdir. Kalbimin meyveleri ve benim canımdırlar. Onlar, yani Kur'an ve Ehl-i Beytim, Kevser Havzı'nda bana gelinceye değin birbirlerinden ayrılmazlar. Bilin ki ben kıyamet günü bu iki büyük emaneti bekleyeceğim. Yüce Allah'ın sizden istememi emrettiği Ehl-i Beytime sevgi dışında size bir şey sormayacağım. Öyleyse iyi düşünün. Kıyamet günü kalbinizde Ehl-i Beytimin düşmanlığını taşıyarak ve onlara zulmetmiş olarak bana gelmeyin. Bilmiş olun ki kıyamet günü ümmetim üç bayrak altında bana gelecekler. Bazıları siyah bir bayrak altında bana varacaklar. Bu durum melekleri inletecektir. Bu bayrağın altındakiler benim karşımda duracaklar. Siz kimsiniz diye soracağım onlara. Benim adımı unutarak diyecekler ki, biz tevhid ehliyiz ve Arabız. Onlara ben Arap ve Acem'in peygamberi Ahmet'im diyeceğim. Senin ümmetindeniz diyecekler. Benden sonra Kur'an ve Ehl-i Beytim hakkında nasıl davrandınız diye soracağım. Diyecekler ki, Kur'an'ı zayi ettik ve emirlerine uymadık. Senin Ehl-i Beytini yok etmek ve yeryüzünden silmek de amacımız. Onlardan yüz çevireceğim ve onlar susuz bir halde ve siyah yüzleriyle benden uzaklaşacaklar. Sonra simsiyah bir bayrak altında ikinci topluluk gelecektir. Bunlara aranızda bıraktığım biri büyük ve diğeri küçük iki emanet, Kur'an ve Ehl-i Beyt hakkında nasıl davrandınız diye soracağım. Diyecekler ki, Kur'an'a karşı muhalefet ettik ve Ehl-i Beytini de aşağılayarak darmadağın ettik. Onlara benden uzak durun diyeceğim. Onlar da yüzü kara ve susuz bir halde gidecekler. Yüzlerinden nur yağan üçüncü bir toplulukta yanıma gelecektir ve ben onlara, siz kimsiniz diye soracağım. Onların cevabı şöyle olacaktır. Tevhid sözünü yüceltenlerden, Allah'tan sakınmayı gaye edinenlerden ve Muhammed ümmetindeniz. Biz dini inançlarında sarsılma ve tereddüde yer vermeyen hak ehlinin mirasçılarıyız. Biz aziz Allah'ımızın kitabı Kur'an'a sarılarak helalini helal ve haramını da haram kabul edenleriz. Peygamberimiz Muhammed'in Ehl-i Beytini sevdik. Onları kendimiz gibi görüp yardım etmede ve düşmanlarıyla savaşmayı da asla ihmal etmedik. Onlara ne mutlu sizlere diyeceğim. Ben sizin peygamberiniz Muhammed'im. Siz dünya hayatında söylediğiniz gibi yaşadınız. Daha sonra Kevser Havzı'ndan onlara su vereceğim. Güler yüzle ve mutlu bir halde cennete doğru gidecek ve ebediyen orada kalacaklardır.